Eminim ki bu videodan önce bu klavyeyi bilmiyordun. Ne yazık ki kardeşim, doğru söylüyorum. Ben de bilmiyordum. Ben de hemen böyle bir klavye olduğunu gördüm, temin ettim. Hemen dedim bunun inceleme videosunu çekeyim. Çünkü Türkiye'de Türkçe içerik üretip bu videonun incelemesini çeken bir kanala rastlamadım. O yüzden videoya destek olmak adına ve benim kanalıma destek olmak adına videoyu şimdiden beğenip ve kanalıma hala abone değilsen de abone olarak bana destek olabilirsin. Her neyse, hızlı bir şekilde ürünün inceleme videosunu hazırlayalım, kutu açılımını yapalım. Hadi o zaman lafı çok uzatmadan kutu açılımıyla başlayalım. Klavyenin direkt özelliklerinden başlamak istiyorum. İlk öncelikle ağırlığıyla başlayalım. 900 gram bir ağırlığa sahip, Type-C üzerinden bağlantısını kurup kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Windows ve Mac'lerde kullanım sağlayabilirsiniz. 81 tuşlu devasal boyutta bir ekrana sahip bu klavyenin 20 farklı özelleştirilebilir RGB modu bulunuyor. Özelleştirilebilir RGB modu olduğunu söylüyorum, fakat bunu basit algılamayalım. Üzerindeki bulunan Fn tuşuyla bunu ayarlayabilirsiniz. Yetmiyorsa uygulaması üzerinden de ayarlamalar yapabilirsiniz. Uygulaması farklı, bu ekranın da uygulaması farklı. Fakat bunun eksi yanlarını da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Birazcık üzülebilirsiniz. Bu klavyede kırmızı switch yer almakta. Aynı markanın farklı model ekranlı bir klavyesini daha kullanmıştım. Onu da mavi switchli kullanmıştım. Onun da RGB mod efektlerinde de özelleştirilebilir böyle güzel bir kombinasyon efektleri olduğunu söylemiştim. O videoyu da bu videodan sonra kartlar kısmında izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, gelelim birazcık daha oyun performans kısmında böyle ekstrem bir şey sunuyor mu? Yani burada bu kadar büyük bir ekran neden var? Yani bu paraya değer mi? Bunun cevabını şimdi veriyorum. Klavyenin iki farklı driver'ı bulunuyor. Klavyeyi direkt bilgisayarınıza bağladığınızda direkt çalışmıyor. Ekranı çalışmıyor. Klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Ekranı kullanmak için driver'ını indirmeniz gerekiyor. Ben onun driver'ını da aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Efekt kısmında klavye üstünden değiştirebiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat daha kendinize özgün bir efekt yapmak istiyorsanız da bunu da yazılımı sayesinde yapıyorsunuz. Ben klavyeyi satın almadan önce, bu arada işbirliği değildir, kendi paramla aldım arkadaşlar, birazcık araştırdım. Bu kadar büyük bir ekranlı klavyeyi nasıl kullanırım? Özelleştirilebilir ekran mı? Stream Deck gibi kullanılıyor gibi böyle videolar görmüştüm. Ona niyet aldım zaten. Yayında veya uygulama açarken gibi birçok zaten ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Fakat beni tek üzen nokta, driver'ını yükledim. Yani Stream Deck gibi zaten bir paneli bulunuyor. Birebir kopyasını yapmışlar. Fakat Çince dışında hiçbir şekilde dil seçeneği bulunmuyor. Şimdi buna dil seçeneği gelir mi sorusuna gelebilir. Çünkü Ajaz'ın diğer farklı ekranlı klavyesini kullandığımda onda İngilizce seçeneği vardı. Yani direkt İngilizceydi. Ama bunda hiçbir şekilde bu arayüz İngilizce değil, Türkçe değil, hiçbir şekilde dil seçeneği yok. Sadece ve sadece Çince var. Ya bu aşırı derecede beni olumsuz etkiledi. Ya böyle bir klavye yapıyorsun, fiyatı top seviyede tutuyorsun. Yani Türkiye'de belki böyle, yurt dışında bilmiyorum fiyatına kadar da. Ben aldığım fiyatı direkt ekrana yansıtmış olacağım. Açıklamalar kısmına link eklemeyeceğim. Almak isterseniz de internetten bakabilirsiniz. Neden link eklemeyeceğim? Çünkü aşırı derecede memnun kalmadım. Bu fiyat aralığında daha iyi performansta klavyeler bulunuyor. Tabii bu özel bir klavye. Yani bunu diyen arkadaşlar da vardır. Ya bu çok özel, o yüzden böyle vesaire. Bu benim kendi düşüncem. Yani gidip paranızı bu gibi özel bir klavyeye yatırmayın. Eğer ki yatıracaksanız da zaten bilinçli kişisinizdir.
direkt bulup alabilirsiniz. Ben bu fiyat segmentinde klavyelere şu gözle bakıyorum bu arada. Bu benim kendi düşüncem. Yani bu kadar yüksek bir fiyat veriyorsam, yani kablosuz kullanımı olsun veya bu ekranı özgürce kullanabileyim. En azından ya gift oynatayım, resim koyayım, ya masaüstü gibi kullanayım. Yani üçüncü bir ekran diye düşünelim. Bayağı bir özellik ararım yani bu para verildikten sonra. Her neyse, konuyu çok dağıtmayalım ve klavyenin en çok merak ettiğiniz bir yerine daha değinmiş olalım. Ses performansı kırmızı switchli fakat sesi nasıl mı? Hadi hep birlikte ses testine. Klavyenin bir de malzeme yapısından bahsetmek istiyorum. ABS plastikten oluşmakta. Bu fiyata daha iyi kaliteli malzeme kullanılsaymış daha güzel olabilirmiş. Ajaz yazan yer metal hissi uyandırıyor fakat plastik gibi olduğunu düşünüyorum. Yani tok bir plastik kullanılmış. Belki de çok ince bir metal ama metal sesi hiç alamadım diyebilirim. Daha kaliteli bir malzeme olabileceğini ben bekliyordum. Burada 4 farklı topukçuğumuz bulunuyor. Yumuşak, hiçbir şekilde kayabileceğini sanmıyorum masanızda. Burada da yükseltme, alçaltma topukçuklarımız bulunmakta. 2 farklı şekilde topukçuğu kullanabilirsiniz. Ek olarak bir de bu klavyede multimedya tuşları bulunuyor. FN, bazı klavyelerde FN tuşları olmuyor. Fakat bu klavyeye de yer etmişler. Herhangi bir sorun yaşamadım kullanım süre zarfı boyunca ama yazılımı konusunda birazcık eksi olduğunu söylemek istiyorum. Gelin birazcık daha yazılım ve panelden bahsedeyim. Klavyenin yazılımını kurduktan sonra karşınıza gelecek panel bu şekilde olacak arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorum. Burada dil seçenek kısmında başka hiçbir şey çıkmıyor. Bu beni bayağı bir üzdü. Diğer kısımları kurcalamıyorum Çince olduğu için. Panel olarak burada birkaç tane standart panel bulunuyor. Fakat mesela buraya ben tekrar bir panel ekledim. Buradan mesela YouTube, OBS Studio, link ekleyeceksem sayfa gibi birçok ayarlamalar burada yapmanız mümkün ki burayı da ekletebiliyorsunuz. Şuralarda bir artı buton olması lazım veya şuradan yapılıyordu Stream Deck'te, en azından öyleydi. Bu paneli çoğaltmak isterseniz de bu alt kısımdaki artı butonundan basarak çoğaltabilirsiniz. Silmek isterseniz de eksiye basıp evet deyip silebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim, Çincem yok. Sadece Stream Deck uygulamasına hakimiyetim olduğu için biraz ezber yaptım arkadaşlar. Burada CPU, GPU ve RAM kullanımını görüyorsunuz. Bu hemen hemen birebir doğru olduğunu söylemek istiyorum ki görev yöneticisinden biraz test yaptım. Kilometre tutabilirsiniz, geri sayım başlatabilirsiniz. Diğer kısım, burada linkleri ekleyebilirsiniz. Ajaz'ın sitesine atıyor buradaki logoda. Burada ekranı aşırı derecede zoom yaptırabiliyorsunuz. Emoji ikonları, görev yöneticisi, işte klavye, ekran klavyesini açıyorsunuz. Başlat menüsüne, direkt masaüstüne döndürüyor sizi bunlar. Sesi kısıp yükseltebilirsiniz, müzikleri ileri geri yapabilirsiniz. Yani ben şu 3 paneli sıklıkla kullandım fakat Çince olduğu için özelleştirmeler yapamadım. Bunu da şimdi iletmek istiyorum. Ekran yazılımı bu şekildeydi. Hadi gelin bir de klavyenin RGB aydınlatma yazılımına bakalım. Don't wanna overthink.
ilginç klavyeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Türkiye'de inceleme videosu hazırlanmamış bir klavyenin videosunu da bizim kanalımızda hazırladık. Bu gerçekten beni heyecanlandırıyor. Daha öncesinden de Gravastar Mercury M1 Pro'nun videosunu hazırlamıştık. Bu da Türkiye'de inceleme videosu yoktu. Bu gibi ilginç ürünlerin videosunun gelmesini istiyorsan videoyu beğenip aşağıya düşüncelerini yazıp beni takip edebilirsin. Bir sonraki inceleme videosunda görüşürüz.